Kocaman egomun keyfi için adını kullanmaktan yine sana sığınırım. İznin ve emrinle kabuğundan çıkıyorum. İfade edilemediği için içimde biriken, beni zehirleyen her şeyi bırakıyorum. Kırıp dökmeden, incitmeden ifade ediyorum. Sandığımın aksine nefretle değil, saygıyla karşılanıyorum. Gereken sorumlulukları sana ve bir elçin olarak kendime inançla ele alıyorum. Bugüne dek var olduğunu sandığım, aslında birer yazılım olarak bana yüklenmiş tüm kalıpları acele etmeden yavaşça kırıp yarıda bırakıyorum. Ben sandığım beni, bizi, aslında tüm varoluşu kısıtlayan, hayatla aramızda duran tüm kötü alışkanlık ve mizacın geçici yetkisini ellerinden alıyorum. İnsanları ben ve o, biz ve onlar, köleler ve efendiler, inananlar ve inançsızlar olarak ayırmıyor, sevgiyle kucaklıyor, başkasında kendimi görüyor, kendimi onların samimi ellerine bırakıyorum. Biliyorum ki onlar senin ellerin ve onun dışında bir kucaklayan zaten yoktur. İnsanın en büyük düşmanı, en zorlu rakibi ezberleriymiş anladım. Yaşamdan dersleri alıyor, reddettiğim şeyler adına kabule geçiyorum. Biliyorum ki şiddetle reddettiğim tüm şeyler güçlenmiş olarak bir sonraki hayatın sınavı olurlar. Kabul ettiğim tüm olgular yumuşayıp yolumdan çekilirler. Bu dersleri geçtiğimi beyan ediyor, farklılığın ve ön yargının, şiddetin ve taraftarlığın ve fanatikliğin içinden sessiz ve sakince geçip gün batımı manzarasına yürüyorum. Bugüne dek utanmama sebep olan, başkalarının bilmediğini sandığım tüm kusurlarım, farklılıklarım, beni toplumun uzağına düşüren pek çok yönümü kucaklıyor, onları artık bir zayıflıktan öte, sanatçının imzası, özgünlüğümün parmak izi, bugün farkında olmasam da hali hazırda olduğum müthiş ve benzersiz insanın yapı taşı olduğunu anlıyor ve şükran duyuyorum. Kendimi senin ve parçan olan benim ve bu sarsılmaz düzenin her şeyin olması gerektiği gibi ve gerektiği anda olduğu müthiş zamanlamasına teslim ediyorum. Her sabah yeniden doğan güneş için, ısrarla aldığımız nefes için, çocuk kahkahaları için, paramız yokken cebimizde bulunan 10 lira için, kavanozun dibindeki son çikolata için, karpuz ekmek peynir için, yüzümüze ayna tutan dostlarımız için, şiirler, resimler için, içinde kaybolduğumuz masallar için, iyi ve güzelin değerini anlamamıza hizmet eden, karşılıksız seven hayvan dostlarımız için, emaneti koruyan ana babamız için, bizden yeni biri yaratmak için, mühendis gibi çalışan eşlerimiz için teşekkür ederim. Verdiğin bütün deneyime, farkındalığa, beni sadece bir et parçası olmaktan kurtaran bu muhteşem beyne teşekkür ederim. Amin.